Merhaba sevgili gençler, acil yayınları limit türev fasikülü karma Test 15 soru çözüm videosu ile birlikteyiz. Ben Ayna Sönmez Güven. Bu soruların çözümlerinde size yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soru gerçel sayılarda tanımlı. fx ve gx fonksiyonu veriliyor. fx art gx fonksiyonunun alabileceği en büyük değeri soruyor. Yani bir maksimum minimum problemi. Önce f artı g fonksiyonunu oluşturmamız gerekir. f artı g fonksiyonunu taraf tarafa toplarsak fx artı gx fonksiyonunun eksi x kare artı 4x artı 5 olduğunu görürüz. Bu fonksiyonun alabileceği en büyük değer kaçtır? Biz yeni bir fonksiyon oluşturduk çocuklar. Bizden bu fonksiyonun en büyük değerini istiyorsa bunun türevini sıfıra eşitlersem Türevinin sıfır olduğu noktada bu fonksiyonun en büyük değerini bulmuş oluruz. Yani eksi 2x artı 4 eşittir 0. Yani x eşittir 2 için bu fonksiyon alabileceği en büyük değeri alır. geliyorum bunu fonksiyonda yerine yazıyorum. Yani f2 artı g2 de yerine yazarsam. Dolayısıyla eksi 4 artı 2 4 8 artı 5'ten yani f artı g 2 alabileceği en büyük değer 9. Yani Ceyhan sonucuna ulaşırız. Çocuklar normal klasik bu böyle çözülür. Ama burada bunu yapmanıza gerek yok. Burada şunu görmeniz gerekir. Yani bu fonksiyonu topladığınız zaman fx artı gx'i topladığımda karşıma bir parabol çıkar. Bu parabolün x'in katsayısı eksi olduğu için kolları aşağıya doğrudur. Dolayısıyla bu parabol en büyük değerini tepe noktasında alır. Bunun tepe noktasının kalsını sorduğunu anlamanız gerekir. E bunu da kapatırsanız bu x eksi 2'nin parantez karesi x kare ya da r'yi eksi b bölü 2a formülünden de bulabilirsiniz. Ben direkt kapattım. Artı 5 olması için buraya artı 9 ekledim. Yani bu fonksiyon 2 yazdığınızda 9 oluyor. O halde bu fonksiyon dediğim bu parabol dediğim f artı g fonksiyonu. Yani f artı g en büyük değerini 2'de alır ve kaç olur? 9 olur. Böyle bulmanız çok daha şık, çok daha güzel olur. Evet, ikincisi bir dik kenar uzunluğu ile hipotenüs uzunluğunun toplamı 15 santim olan bir dik üçgenin alanının alacağı en büyük değeri istiyor. Burada öncelikle sizden istenilen ifadeyi anlatan bir fonksiyon oluşturmamız lazım çocuklar. Bunun bir kenar uzunluğu a kadar olsun. Bu bir dik üçgen olsun. O zaman hipotenüs de 15 eksi a kadar dedim. Bizden bunun alanını istiyor. Bu alan dik kenarlarının çarpımı. Yani a, b, c'nin alanı a, b ile b, c, a, c'nin çarpımının yarısı. O zaman buraya a dersem a, b'yi anlatmak için de Pisagor'dan a, b uzunluğu a, b'nin karesi artı a'nın karesi eşittir 15 eksi a'nın karesi. <laughs> Bu durumda a b'nin karesi artı a kare eşittir. O 30 eksi bir dakika pardon 30 a olmuş. Birincinin karesi yani 225 eksi 30 a artı a kare. A kareler gider. Buradan AB uzunluğunun kök içinde 225 30a olduğunu bulurum. Şimdi bunu fonksiyon değerine yazarsam alan veren fonksiyonu yazıyorum, a'ya bağlı yazıyorum. Yani benim alanım ab kök 225 30a çarpı ac a bölü 2. Bunun en büyük olduğu değer. Bu fonksiyonun türevinin sıfır olduğu değerdir. Yani bunun türevini sıfıra eşitliyorum. Türevini alırsam birincinin türevi. Eksi 30'a kök türevi gelir karşıma. Eksi 30 bölü 2 kök 225 eksi 30'a. Bakın bu 1 bölü 2 sabit. O yüzden bu 1 bölü 2'yi dışarı yazdım. Önemli, önemi yok onun. Birincinin türevi. Çarpı ikinci. Şöyle daha rahat, daha güzel gösterelim. Şurayı alalım. Bakın bunun türevini alıyorum. Birincinin türevi. Eksi 30 bölü 2 kök 225 eksi 30'a çarpı ikinci. Artı birinci çarpı 225 eksi 30'a çarpı ikinci. A'nın türevi. Bakın A'ya bağlı bir fonksiyon yarattım. Ve bu fonksiyonun türevini alıyorum. Birincinin türevi çarpı ikinci artı birinci çarpı ikincinin türevi. Bölü iki. Bakın bu türev. Türevi sıfıra eşitliyorum. Bunun türevini sıfıra eşitlersem. Bu ikiyi karşıya attım. İki ile çar sıfırı çarptım. Sıfır oldu. Sonra şunu bakın şurayı düzenliyorum. Eksi 30a bölü 2 kök 225 eksi 30 a artı kök 225 eksi 30 a eşittir 0 oldu mu? Bunu aldım karşıya attım. Hatta bakın şunu da sadeleştirdim. Yani burası 225 eksi 30 a eşittir. 15 a bölü burası 225 eksi 30 a oldu mu? İçler dışlar yaparsam kökten kurtulu 225 30 a eşittir 15 a yani 225 eşittir 45 a a'nın buradan 5 olduğu sonucuna vardık mı benden ne istiyor benden istenilen hangi noktadan büyüklerini alır değil en büyük değeri kaçtır yani bu a alanı veren a'ya bağlı fonksiyonda bunun 5 için değerini istiyor yani a 5'i istiyor a yerine 5 yazarsam 225 eksi 30 çarpı 5 çarpı 5 bölü 2'den burası 150 225'ten 150 çıkarsa 75 çarpı 5 bölü 2 buranın da 5 kökü çarpı 5 bölü 2'den yani 20 zaten 5'i alıp yerine yazarsak şurada dik üçgenden daha kolay çıkardı. Buraya 5 yazarsak o zaman burası 10 çıkar. 5, 10. O zaman burası 5, 5 kök 3 olur. Bu durumda da bu alan 5 çarpı 5 kök 3 bölü 2'den yani 25 kök 3 bölü 2 yine Ceyhan sonucuna ulaşırız. Ee, üçüncü sorumuz bir e, grafik sorusu. Grafiği size böyle bir Lula Park şeklinde vermiş ama neticede mantık yine bir eğri ve eğrinin e, türevinin sıfır olduğu, çift kat olduğu noktalar üzerine kurulu bir grafik sorusu. Bakalım bu grafik sorularında x ve y değişkenleri bana neyi ifade ediyor? Önce bu tarz sorularda çocuklar fonksiyondaki x neyi ifade ediyor? Sonuç olarak çıkan y neyi ifade ediyor? Önce onların altını mutlaka çizin. Bakın bu türenin x ekseninin yani zemine olan uzaklığını yatayda aldığı yola bağlı fonksiyon. Yani x eksene uzaklığını verirken eksene uzaklığı y de yani fx de bunun bu sırada aldığı yolu veriyor. Aldığı yol. Bunların altını mutlaka çizin. Bu değişkenlerin neyin neye bağlı? Bağlı olduğu değeri yerine makinede fonksiyonda yerine attığımda makineden çıkan şey bana ne ifade ediyor? Bunun mutlaka altını çizin. Hadi şimdi soruyu okuyoruz. Bakın bu fonksiyonun grafiği buralarda bana verilen bu fonksiyonun grafiğinin bakın çift kat olduğu noktalar 3'te 9'da yani bunun bu kökünün 3 olduğunu buranın da 9 olduğunu görmemiz lazım. Biliyoruz ki fonksiyonların grafik çizimlerinde çift kat olduğu noktalarda x eksenine teğettir. Çift kat kökü burada x1 eşittir x2 o da eşittir 3 burada çift kat kökü var. Bir de x1, x3 eşittir, x4 o da eşittir. 9 bir de burada çift kat kökü var. 3'te ve 9'da x eksenine teğettir. Ayrıca bunun türevini de inceleyebiliriz. Çünkü bana bu fonksiyonun en büyük, en küçük değerlerinden bahsediyor. Bakın 3 ile 9 aralığında trenin zemine olan uzaklığı en fazla 3 metre olabilir diyor. Zemine olan uzaklığı 3 ile 9 aralığında şundan bahsediyor. Benim şu noktayı bulmam lazım. ben bu noktayı nasıl bulacağım? O noktadan çizilen teğetin eğimi sıfır, yani o noktada türev sıfırdır. Bana türevin sıfır olduğu şu noktayı soruyor. Bunu bulmak için hemen bunun türevini alıyorum. Bu fonksiyonu biraz düzenlemek istiyorum çocuklar. 1 bölü 27 çarpı buna x eksi 3 çarpı x eksi 9'un parantez karesi dedim şöyle. Bunu da x kare eksi 12x artı 27'nin parantez karesi bölü 27 diye yazdım. Böyle yazarsam türevini alırken çarpım türeviyle uğraşmam. Eksi 12x artı 27 bölü 27'nin parantez karesi. Şimdi bunun türevini alırsam f türevi x eşittir. 27 dışarıda 1 bölü 27'yi dışarı aldım. Çarpı 2, 2'yi indirdim. x kare eksi 12x artı 27 çarpı içinin türevi yani 2x eksi 12 oldu. İncelersem türevin köklerini yani 2 bölü 27 çarpı zaten bunun çarpanlarına ayrılmış halinden buraya gelmiştik. x eksi 3'e x eksi 9 burayı da iki parantezine alırsam x eksi 6 yani bu fonksiyonun türevi f türev 3'te 0 f türev 9'da 0 bakın bir de f türev 6'da 0 yani benim aradığım bu nokta x'in 6 olduğu değer. Yani bu 3 ile 9 aralığında trinin zemini olan uzaklığının en fazla olduğu nokta x'inin 6 olduğu nokta. O halde x eşittir 6 için birinci öncül yani 3 ile 9 aralığında en çok değerini alır. Peki bu değeri nasıl bulacağım? Bu değeri alacağım fonksiyonda yerine yazacağım. x yerine bakın bu fonksiyonda x gördüğüm yere 6 yazarsam x yerine 6 yazdığımda şurada ya da burada düzenlenmiş halde hiç fark etmez. 6 eksi 3'ün karesi çarpı 6 eksi 9'un karesi bölü 27. Bu da ne yapar? 3 3'ün karesi 9 buradan 3'ün karesi 9 bölü 27. Sadeleştirirsek f6 için aldığı değer 3. Yani bu fonksiyon gerçekten de burada bu aralıkta en küçük değer, en büyük değeri 3'tür. Ve hangi noktada alır? 6'da da alır ve 1 doğrudur. X eşittir 7 iken tren iniştedir. Bu fonksiyonun en büyük değerini 6'da alıyorsa yani 6'da yerel maksimum varsa 6'dan sonra bu fonksiyon iniştedir. Dolayısıyla x eşittir 7 için bu fonksiyon iniştedir doğru. Trenin ilk ve son konumunun zemine olan uzaklıkları farkı 27'dir. Trenin ilk konumu bu tren 0 ile 10 aralığında tanımlı olduğu için F0 fonksiyonuna bakın x yerine 0 yazarsam buradan 9 çarpı 81 bölü 27'den trenin ilk konumu burası 27 çıkar. Peki bir de x yerine 10 yazarsam bunun yanlış olduğunu zaten bu durumda 10 yazdığım zaman görürüm. 10 eksi 3'ün karesi çarpı 10 eksi 9'un karesi bölü 27. Buradan da 49 çarpı 1 bölü 27 gibi bir sayı gelir ve aradaki fark dolayısıyla 27 değildir. Üçüncü öncül yanlıştır. Yani doğru cevap 1 ve 2 doğrudur. Ceyhan'dır. Dördüncü soru 0-6 olmak üzere A'ya bir aralık vermiş. Doğrusunun eksenlerle oluşturduğu üçgenin alanı en fazla kaçtır? Önce bu doğruyu bir düzenleyelim sevgili çocuklar. Bakın önce A'ya bölüyorum çünkü A'nın sıfırdan farklı olduğunu biliyorum. Bu durumda bu 2A-12 bölü A Çarpı x e, eksi a'ya bölersem her iki bakın hepsini a'ya bölersem şöyle bakın bunların hepsini a'ya bölersem bu a ile bu a bu a ile de bu a sadeleşir. Artı 12 eksi 2 a oldu. Eğer bu a değeri 0 ile 6 aralığındaysa y eşittir 2 eksi 12 bölü a x e, artı 12 eksi 2 a bu durum. 0 ile 6 aralığındaki her değer için, 6'dan e, küçük her değer için burası negatif çıkar. Yani 2 eksi 12 bölü A, 0 ile 6 aralığındakiler için bu 0'dan küçük çıkar. Bu 0'dan küçük çıkması demek yani doğrunun eğimidir bu. Eğim negatif demek. Eğimin negatif olması demek yani bunun türevi, negatif. Sabit dorsal fonksiyonun türevi sabittir ve türevde eğime eşittir. Yani f azalan bir fonksiyondur. f azalan bir fonksiyonsa grafiğinin bu şekilde olması lazım sevgili çocuklar. Yani fx azalan tekrar ediyorum ben y'yi önce tek başına bıraktım. Tek başına bıraktan sonra 2a eksi 12 bölü ax artı 12 eksi 2a oldu. Şu eğimdir. Bu eğim eğer a 0 ile 6 aralığındaysa bu aralıktaki hangi değer için bakarsanız bakın bu ifade negatif çıkar. Çünkü a 6'dan küçükse 2a da 12'den küçüktür. Yukarısı eksi aşağısı artı burası negatiftir. Eğim negatifse bunun türevini de alırsanız bakın türevi bu çıkar. 2a eksi 12 bölü a çıkar ve bu sıfırdan küçük yani fonksiyon azalandır. Bu doğrunun eksenleri kestiği noktaları bulalım. X'e 0 verirsem y eksenini 12 eksi 2a'da keser. Y'ye 0 verirsem doğrunun eksenleri kestiği noktayı buluyorum. Bu fonksiyonda, bu doğruda şunu silelim, düzenleyelim. Bakın burada x'e 0 verdim. Y'yi 12 eksi 2a'da kestim. Y'ye 0 verdim. 0 verirsem 0 eşittir. 2a eksi 12 bölü ax artı 12 eksi 2a. Karşı yatarsam bunları 2a eksi 12 eşittir. 2a eksi 12 bölü ax. Sadeleştirebiliyorum çünkü a'nın altı olmadığını biliyorum. 1 eşittir x bölü a. Yani x de buradan a çıkar. Yani y'si 0 olduğunda x'i a çıkıyor. x'i 0 olduğunda Buradan y eksenini kestiği nokta b noktası 0'a 12 eksi 2a. Buradan da x eksenini kestiği nokta a noktası da a'ya 0. Benden burada oluşan bu üçgenin alanının en büyük değerini istiyor. Hemen bu üçgenin alanını hesaplıyorum. 12 eksi 2a çarpı a bölü 2. Bunun en fazla kaç olduğunu soruyor. Bu ikileri iki parantezine de alır sadeleştirirsem eline 6 x a çarpı a şeklinde bir alan veren fonksiyon çıkar. Bunu dağıtırsam bu alan veren fonksiyon 6 a eksi a karedir. Bunun en büyük değeri türevinin sıfır olduğu nokta. Yani 6 eksi 2 a sıfır eşitlersem a eşittir 3 için en büyük değerini alır. Peki kaçtır bu değer? En büyük değeri alır. Kaçtır? fonksiyonda yerine yazıyorum. Yani bana A3'ü soruyor. 6 çarpı 3 eksi 3'ün karesi 18 eksi 9'dan aranan doğru cevap 9 yani Ceyhan sonucuna ulaşırız. Beşinci soru bir parabol ve parabolün türevinin grafiği verilmiş. F fonksiyonunun y eksenini kestiği noktanın ordinatının en küçük tam sayı değeri kaçtır diye soruyor. Yani benden buranın en küçük değerini soruyor soru. Ben bu fonksiyonu fx fonksiyonunu bir parabol ax kare artı bx artı c şeklinde tanımlarsam o zaman ve benden c'nin en küçük değerini istiyor. f'in türevi de 2ax artı b olur. Bakın türevinin bana burada grafiği verilmiş ve ayrıca bir şey daha verilmiş. Ne vermiş? Bana fonksiyonun türevinin kökünü vermiş aslında. Bunu grafikte vermiş. Nasıl anladım? Buradan çektiğim bu teğetin eğimi sıfır. Yani bu noktadaki türev sıfır. F2 için bu fonksiyonun türevinde sıfır olması. Yani türevinin köküdür burası. Yani bu noktanın 2 olması lazım. F türev 2'nin sıfır olması gerekir. O halde bu doğrunun adını yazabilirim. Doğrunun eksenleri kestiği noktalar verilmişse x bölü x'i kestiği y bölü y'yi kestiği eşittir 1. Buradan x eksi y eşittir 2, yani y eşittir x eksi 2 fonksiyonuna ulaşırız. bu kim? Türevin, yani bu doğru kimi gösteriyor? Türevi gösteriyor. F türev x neye eşit? X eksi 2'ye. E, ben f türev x'i a artı b, 2a x artı b demiştim. Demek ki bu x eksi 2'ye. O halde bakın buradan 2a'nın 2a'nın 1'e b'nin de eksi 2'ye. 2a'yı 1'e eşitlersem a buradan 1 bölü 2 olur. B de buradan eksi 2 olur. Bunları gelir fonksiyonlar yerine yazarsam fx fonksiyonunda x kare bölü 2 eksi 2x artı c olur. Benden y eksenini kestiği noktanın ordinatının en küçük değerini istiyor. Bu fonksiyonda istenilen değer c. C'nin alacağı en küçük tam sayı değerini istiyor. İstenilenden uzaklaşmayın. Bu c bu fonksiyonun alacağı en küçük değeri 2 de alır. Çünkü 2 bu fonksiyonun yerel minimum noktasıdır. Önce ben fonksiyonda x yerine 2 yazarak alabileceği en küçük değeri bulur. Yani fx fonksiyonunun fonksiyonunun x eşittir 2 yerel minimum noktasıdır. O halde fonksiyonda fx'i ne bulduk? x kare bölü 2 eksi 2 x artı c. x yerine de 2 yazarsam 4 bölü 2 eksi 4 artı c. Yani buradan c eksi 2 alabileceği en küçük değer. Ve o da şurası işte bakın. O da burası. Burası c eksi 2. O halde bunun ekseni kestiği bu c'nin bunun yukarısında olması lazım. Yani c eksi 2'nin sıfıra çünkü bakın pozitif tarafta. x oradan çekilen teğet ee, x eksenine paralel olmuş. O zaman c-2'nin sıfırdan büyük, c'nin 2'den büyük olması lazım. O halde c'nin alacağı en küçük tam sayı değeri 3. Doğru cevap c'dir. Peki, 6. soru fx fonksiyonunun daima azalan olduğu en geniş aralık eksi 1 ile 3 olduğuna göre a kaçtır şeklinde bir fonksiyonun azalan olduğu yerde birinci türevinin sıfır olduğunu söylüyor demektir. Eğer fx'in azalansa bu aralıkta türev sıfırdan küçük demektir. Hemen bunun türevini alırsak bu 3x kare eksi 2ax artı b. Bunun işaretini incelediğin zaman diyor işaret tablosunu yaparsan eksi 1 ile 3 aralığında bunun türevi negatif çıkıyor. Türevi negatif çıkıyor ki diyor bu fonksiyon bu aralıkta azalandır, fx'in azalandır diyor. O halde eksi 1'de ve 3'te bunun kökü olması ve bu aralıkta da negatif olması gerekir. Yani f türev x'in eksi 1 ve 3 kökünün olması gerekir. x yerine yazabilirim, x yerine bir eksi 1 yazarım. x yerine eksi 1'in f türev eksi 1'in 0 olduğunu ve bana f 3'ün 0 olduğunu vermiş. Nereden anladım bunu? Eksi 1 ile 3 aralığı azalan olduğu en geniş aralık. O zaman işaret tablosunu yaptığımda bu aralık da negatif olmuş. Hemen türevimin denkleminde x yerine eksi 1 yazarsam x eşittir eksi 1 için f türev eksi 1 3 e, artı 2a artı b bunun 0 olması yani 2a artı b'nin eksi 3 olduğunu bir de x yerine 3 yazarsam f türev 3'ün e, x yerine 3 yazarsam 9, 9 kere 3 27, 27 eksi 6a artı b'nin 0 olduğunu. Yani eksi 6a artı b'nin de 27 eksi 27 olduğu sonucuna varırız. Aşağıdaki denklemi eksi ile çarparsak şunu eksi ile çarparsak 2a artı b eşittir eksi 3. 6a eksi b eşittir 27. Taraf tarafa toplarsak 8a 24. a eşittir 3. a 3 ise fonksiyonda yerine yazsam 6 artı b eşittir eksi 3. b de buradan eksi 9 mu çıkar çocuklar? Yani benden de zaten a'yı istiyor. b'yi bulmama da gerek yoktu. Aranan doğru cevap Bursa sonucuna ulaşırız. Yedinci soruda benden F türev fonksiyonunun grafiği verilmiş ve f ile ilgili bilgiler isteniliyor. Bakın burada önemli bir şey var. Diyor ki bu fonksiyon her noktada sürekli ve türevinin grafiği verilmiş. Sürekli ama e, türe, türevsiz olduğu noktalar var bu aralık için. Ama her noktada sürekli. Önce buna bakıp türevin parçalı fonksiyon halini yazmaya çalışıyorum. Bana bunu nerede parçalamış sıfırda. O halde diyorum benim x değerim Eksi 3 ile 0 aralığındaysa, bak bu aralarda türevsiz. Burada y eşittir 1 doğrusu. y eşittir 1 olmuş burada. Hangi aralık için? Eksi 3'ten 0'a kadar. Eğer x'im 0 ile 4 aralığındaysa, bu aralıktaki x'ler için de y eşittir 2 doğrusu olmuş. Eğer türevi sabitse, fonksiyonun doğrusal fonksiyon olması gerektiğini defalarca daha önce de söylemiştim. Halde diyorum ki bunun türevini aldığında 1 çıkacak. Demek ki baş kat sayısı 1 olan 1x artı n böyle bir doğrusal fonksiyon olması lazım. Hangi aralıkta? Eksi 3 küçük eşit x o da küçük eşit 0. Neden eşitliği koydum? Çünkü eksi 3 ile 4 aralığında süreklidir diyor. Türevsiz olması süreksiz olacağı anlamına gelmiyor. Türevini aldığımda 2 olacaksa aşağının da 2 çarpı x artı m bunun da 0 ile 4 kapalı aralığında. Şimdi buna göre n ve m değerlerini bulmam lazım. Bu fonksiyon her noktada e, f1'i 5 olarak vermiş. Önce f1'den bulalım sonra sürekliğine girelim. f1'i 5 olarak vermiş. f1 için bakın bunu şuraya daha güzel yazıyorum. fx eşittir 1 çarpı x yani x artı n eksi 3 ile 0 aralığında. Bir de 2x artı m hangisi için? 0 ile 4 aralığında ise. Bana f1'i. f1 hangi aralıkta? 0 ile 4 aralığında. O zaman şunu kullanıyorum. 2 artı m bunu 5 vermiş. O zaman m'in buradan hangi değeri alması lazım? 3. O halde m yerine de gelip 3 yazıyor muyum? Yani şurası da 3 oldu mu? Ne oldu benim fonksiyonum? Tekrar bakın 3. defa tekrar yazıyorum. x artı n eksi 3 ile 0 aralığındaysa 2x şöyle 2x artı 3 0 ile 4 aralığındaysa burada süreklilikten yardım alacağım. Bu fonksiyon her noktada sürekli ise sıfırda da sürekli olması lazım. Yani sıfırın sağından ve solundan aynı değer çıkması lazım. O halde x yerine sıfırın sağıyla sıfırın solunun aynı değeri alması gerekir. Sıfırın sağı için bunu kullanıyorum. 2 çarpı 0 artı 3. 0'ın solu için yukarıdakini 0 artı n. Yani n'in de 3 olması gerektiği sonucuna varıyorum. Yani aranan fonksiyon 2x x artı 3 eğer eksi 3 ile 0 aralığındaysa 2x artı 3 eğer x'in 0 ile 4 kapalı aralığındaysa f eksi 1 şuna bakıyorum eksi 1 artı 3 F3 buna bakıyorum. 3, 2, 2 çarpı 3 artı 3. Buradan 9 çıkar. Buradan da 2 çıkar. Toplamları 11. Yani doğru cevap denizli cevabına ulaşırız. Evet 8. soru Utku adında bir öğrenci sınıfa girdiğinde tahtada aşağıdaki grafiği görüyor. Ve bu grafikte fx ve fx'in türevine ait olduğunu bilen Utku hangisi olduğuna karar verememektedir. Fakat aşağıdaki notu görünce hangisi olduğunu net bir şekilde anlıyor. Şimdi diyorum ki birinci öncülü inceleyelim. Birinci öncüle göre eğer bu f türev x'in grafiği olsaydı. Birinci türev f türev eksi 1 bölü 2'nin e, sıfırdan küçük olduğunu söylüyor. Eğer burası f türev x'in grafiği olsaydı. Bakıyorum eksi 1 bölü 2 burada. Eksi 1 bölü 2 için negatif taraftan işaret. Evet f türev x'in grafiği olabilirdi. Peki bu f türevi değil de f grafiği olsaydı ben o zaman türevi hakkında bir yorum yapabilmek için tt ya eğriye t, t çekecektim. Yani bu bana verilen grafik f grafiği de olsa eksi 1 bölü 2'nin buradan çektiğim t'nin eğimi negatif olduğu için f türev eksi 1 bölü 2'nin sıfırdan küçük olduğunu düşünürüm bana verilen grafik f türev x'in grafiği de olsa eksi 1 bölü 2 burada dolayısıyla negatif taraftan değer almış. Buradan da eksi 1 bölü 2'nin sıfırdan küçük olduğunu düşünüyorum. Yani bu f türevin grafiği mi f x'in grafiği mi olduğunu ayırmama yetecek bir öncül değil. Tekrar ediyorum. Eğer bu f x ise o zaman bunun türevinde eksi 1 bölü 2'nin de eğimi sıfırdır. Neden? Çünkü eksi 1 bölü 2'den çektiğim teğet geniş açı yapar. Fonksiyon azalıyor bakın. Azaldığı yerden buradan da bakabilirsiniz. Fonksiyonun azaldığı yerde türev negatif eksi 1 bölü 2'de de azalıyor. Belki de diyorum bu fx'in değil de f türev x'in grafiğidir. f türev x'in grafiği ise eksi 1 bölü 2 buradadır. Dolayısıyla bu negatif değer alır. Yani bu da olabilir. Yani bu da olabilir, bu da olabilir. Bu hangisi olduğunu ayırt etmem için yeterli bir öncül değildir. Peki, ikinci öncüle bakalım. Bana diyor ki, f türev 2 sıfırdan küçüktür diyor. Şunu e, silelim ve e, ikinci öncülü de tek başına inceleyelim. Şimdi benden istenilen eğer f türev 2'nin sıfırdan küçük olduğu tahtada yazıyorsa ben bu grafiğin başında fx mi yazıyor, f türev x mi yazıyor anlayabilmemi istiyor. f türev 2 sıfırdan küçük. Bakıyorum 2 burada. 2 için negatif. Evet o zaman diyorum ki f türev x olsun bu. Peki eğer bu f türev x değil de fx olsaydı yine f türev 2 sıfırdan küçük olur muydu? Hayır olmazdı. Neden bu fonksiyon 2'nin olduğu yerde artışta? Bakın arttığı yerlerden çektiğim teğetler pozitif eğim, e, eğime sahipler. Yani eğer bu fx olsaydı o zaman f türev 2'ye 0'dan büyüktür demek zorundaydı. Eğer bu adam f türev 2'ye 0'dan küçük demişse bu ancak bu fx'in grafiği ise bakın 2 burada 2 için negatif değer almış. Yani ikinci öncül doğrudur. Dördüncü öncüle bakalım. Pardon üçüncü öncüle bakalım. F4. F4 türev. Eğer 4 nerede burada? 4 burada. Şimdi eğer bu fx'in grafiği ise o zaman fx'te f'in türevi hakkında yorum yapacaksam o noktadan eğriye teğet çekim. Bakın fonksiyon burada artıyor. Arttığı yerdeki teğetler pozitiftir. Eğer bu fx ise f türev 4 sıfırdan büyüktür yok. Eğer bu f türev x ise e, o zaman 4 burada 4 için pozitif değer alıyor. Yani buradan da f türev 4'ün sıfırdan yani bu f türev x mi f x mi bunu ayırt edemem. Yani 3. öncül de yeterli değildir. O halde tahtadaki notu görüp f x mi f türev x mi olduğuna karar vermesini sağlayacak sadece ikinci öncül. Yani f türev 2 sıfırdan küçükse 2'deki türevinin sıfırdan küçük olması ancak bunun f'in türevinin grafiği ise mümkündür. Çünkü 2'deki eğer bu fx olsaydı fx burada 2'nin olduğu yerde arttığı için türevi sıfırdan büyük olurdu. Demek ki bu f türevi x'in grafiği ki 2 için negatif değer almış. Dokuzuncu soru Zeynep adındaki bir öğrenci her noktada türenilebilir bir fonksiyonun grafiğinin x eksenine paralel olan herhangi bir teğet doğrusu çiziliyorsa bu fonksiyonun en az bir tane ekstremum noktası vardır diyor. Bunu çürütmek için hangi örnek gösterilebilir? Bunun çürütülmesi demek fonksiyonun birinci türevinin çift kat kökü olacak. Çift kat kökünün olduğu noktalarda olduğu noktalarda teğeti vardır. X eksenine paraleldir. Fakat ekstremum olmaz. Yani X eksenine paralel teğetleri olur. Var. Fakat bu noktalar ekstremum noktası değildir. Neden? Çünkü ekstremum noktası olması için türevin işaret değiştirmesi lazım. Yani eğer türevin çift kat kökü varsa e, burada da artı, burada da artı. Dolayısıyla artan ve artan ya da burada da eksi burada da eksi. Azalan ya da azalan her iki tarafta da türev aynı işaretli olursa bu nokta bir ekstremum noktası olmaz. Bakar şimdi inceleyelim seçenekleri. Bakın bu her birinin türevini alırsam 2x 1 çift kat kökü yok. Bu 3x kare eksi 1 çift kat kökü yok. 4x küp eksi 4 çift kat kökü yok. Fakat Ceyhan'a bakarsanız bunun türevi 3x kare yapar. Hatta bunu tabloda da göstereyim h türev x'in 0'da çift kat kökü var. Dolayısıyla bu tür burada da artı burada da artıdır. Yani hx fonksiyonunun burada da artandır, burada da artandır. Bu fonksiyon çizersem de bakın çizimini de görün. 0 verdiğimde 2 de kesecek. Bu fonksiyon şöyle bir şeydir. Bakın tam 0'dan çektiğim teğet x eksenine paraleldir. Fakat sağında ve solunda artma devam eder. Burası yerel maksimum ya da yerel minimum noktası değildir. Yani doğru cevap Ceyhan'dır. 10. soru. Fonksiyona çizilen iki farklı teğet doğrusu verilmiş ve d1 f(x) fonksiyonunun apsisi noktasından çizilen teğet doğrusu hangi absesi noktasından çizilmiştir diye soruluyor. Çocuklar burada şunu görmemiz gerekir. Bu eğri y eşittir eksi 3'e paralel bir doğruya teğet. Paralel doğruya teğet olması demek bu fonksiyonun benim bunun grafiği nasıl bir şey bilmiyorum. Nerede bu, bu doğrunun neresinde bilmiyorum. Yani bu x ekseninin neresi şurada da olabilir. Ya da ileride burada da ol, nerede olduğunu bilmiyorum. O yüzden eksenin dışına çiziyorum. Benim bir fx fonksiyonum var. Ve bana diyor ki bu fonksiyonun y eşittir eksi 3 doğrusuna teğet. y eşittir eksi 3 doğrusuna teğet ise bu teğetin eğimi 0 bakın. O halde benim burada öyle bir noktam var ki bir k noktası k için eksi 3 oluyor ve f'in türevinde k'nın da bana sıfır olduğunu vermiş. Şimdi bu bilgiler ışığında önce bana verilen fonksiyon fx yani x küp eksi ax kare artı 1 bir de bunun türevini alıyorum hemen. Türevini alırsam 3x kare eksi 2ax. Türevinde x yerine k yazdığım zaman f türev k'nın 3k kare eksi 2ak bunun sıfır olduğunu yani 3k kare eşittir 2ak k'yı sıfırdan farklı kabul ediyorum. Dolayısıyla 3k eşittir 2a yani k a'nın buradan 3K bölü 2 olduğu sonucu da varıyorum. Geliyorum diyorum ki bu fonksiyonda da x yerine k yazarsan çünkü bir de elimde bu böyle bir nokta var. K'nın kübü eksi a çarpı k kare artı 1'in eksi 3 olması lazım. A gördüğüm yere de şurada da k küp eksi a yerine 3k bölü 2 çarpı k kare eksi 3'ü de karşıya atarsam artı 4 eşittir 0. Buradan ya bu diğer tarafta kalsın. Böyle daha rahat işlem yapabiliriz. Bunu diğer tarafa atıyorum çocuklar. Biri karşıya attım. Eşittir. Eksi 4. Yani k küp eksi 3 k küp bölü 2 eşittir. Eksi 4. Eksi 2, 2 tane k küp 3 k küp. Yani eksi k küp bölü 2 eşittir. Eksi 4. K küp 8. Yani k'nın 2 olduğu sonucuna var. Hangi noktasından çizilen teğet doğrusu, D1 doğrusu, Y eksenine benden istenilen bunun teğet olduğu bu noktayı istemiyor. Ben neyi buldum? Bu fonksiyonun bir kere A değerini buldum. Hemen onu bir yerine yazalım. Benim fonksiyonumun adının x küp, k'yı 2 yerine yazarsak bakın çocuklar buradan. 3 çarpı 2 bölü 2'den A'nın da 3 olduğunu buldum. Eksi 3 x kare artı 1. Benden A'yı da istemiyor. Bana hangi noktada teğettir onu da sormuyor. Bana şu teğetin geçtiği doğruyu hangi noktasından bu teğet geçer diye soruyor. Bu teğetin geç, bu teğetin hemen eğimine bakıyorum. Bu teğetin eğimi ne? Nasıl buluyorum bunu? Bakın burası eksi 3. Şurası da 1. Bu teğetin eğimi x eksenine pozitif yönde yaptığı açının tanjantı. Yani burası. E, bu açıyla bu açı yöndeş açı. E, dolayısıyla burası 3 burası da 1 geniş açıdan dolayı bu teğetin eğiminin eksi 3 olduğunu buluyorum. Bakın şu açının tanjantı 3 bölü 1'den 3 ama benim aradığım açı geniş açı olduğu için benim eğimim eksi 3. Eğimin eksi 3 olması demek bu eğrinin bu eğrinin hangi noktasından çizilen teğetin eksi 3 olduğunu soruyor. Yani buradan hangi eğrinin hangi noktasından çizdiğim bu teğet x ekseniyle yaptığı açının tanjantı eksi 3'tür. Hangi noktadaki türevi eksi 3'tür diye soruyor. Eksi 3'ü nasıl buldum? Bu doğrunun x ekseniyle yaptığı açı sayesinde tanjantından buldum. Bu tanjant bana neyi verir? O noktadan çizilen teğetin eğimini verir. O noktadan çizilen teğetin eğimi aynı zamanda neye eşit? O noktadaki türevine eşit. Bunu bu konuda defalarca söyledik. O halde bunun türevinin eksi 3 olduğu noktayı istiyor. 3 x kare eksi 6 x'i eksi 3 eşitlersem buradan x kare eksi 2 x artı 1 eşittir 0. Yani x eksi 1'in parantez karesi 0. x eşittir 1 noktasından çizilen teğet doğrusu olduğunu sonucuna ulaşırız sevgili çocuklar. Evet 11. soru bir ee, Mutlak değer sorusu. A bir reel sayı olmak üzere bu fonksiyon x kare eksi a x artı a eksi bir fonksiyonu veriliyor. F türevin 2'de eksi 10 olmasını sağlayan a kaç olmalıdır şeklinde bir soru. Bakın mutlak değerse mutlak değerin kritik noktalarını bulmam gerekiyor. Hemen bunu çarpanlarına ayırırsam bunu şu şekilde yazıyorum. Yani x kare eksi 1 eksi a parantezine alırsam burası da x eksi 1 oldu. Bunu da düzenlersem burası x eksi 1 çarpı x artı 1. Eksi a parantezinde x eksi 1. Burayı da x eksi 1 parantezine alırsam yani x eksi 1 çarpı x artı 1 eksi a mutlak içinde. Burası fx'in çarpanlarını ayırarak. Neden çarpanlarını ayırarak yazdım? Çünkü bunun işaretini incelemek istiyorum. Bu a'nın nerede olduğunu da bilmiyorum bu arada. O yüzden tek bildiğim bunun bir kökünün bir olduğunu. A bu tarafta da olabilir, bu tarafta da olabilir. İki durumda da inceleyeceğim. Diyorum ki A bu tarafta olsun. A bu tarafta olursa bakın bunun bir kökü x eşit, x1 eşittir 1. Diğer kökü de yani bunu sıfır yaparsam x2 eşittir a eksi 1. Diğer kökü de a eksi 1. Bu fx'in işaretini inceliyorum. Yani burada artı, burada eksi, burada artı bu a eksi 1'in nerede olduğunu bilmiyorum. Diyorum ki 2 de bu aralıkta olsun. Ya buradadır. Yani ya mutlak değerin artı çıktığı ya da eksi çıktığı yerdedir. Bunun için fx'i eğer buradaysa bu eksi çıkar. Yani bu ifade eksi x eksi 1 çarpı şöyle direkt ilk haliyle alırsam daha rahat şu, şu haliyle türevini almak daha kolay olur. Eksi e, x kare Eksi ax artı a eksi 1. Bunun türevini alırsak sevgili gençler 2x eksi a olur. Türevinde x yerine 2 yazarsak eksi 2 yazdığım zaman 4 eksi a bunun eksi 10 olması. Yani 4 eksi a'nın 10 olması yani a'nın eksi 6 olması lazım. Ben a'yı birden büyük bir sayı kabul ettim. Bakın çocuklar 2 buradaysa bu A bu durumda eksi 6 olamaz. Çünkü A'yı birden büyük kabul etti. Köklerinin birini burada birini buradan kabul etti. O zaman tersi kabul edelim. Yani benim fonksiyonum yani bir de ikinci durumu inceleyelim. A burada yani bunun bir kökü x eşittir 1 burada bir kökü burada. O zaman öbür kökü a eksi 1 burada olsun. E 1 buradaysa a eksi 1 buradaysa demek ki benim aradığım 2 F, f üstü 2 yarıyorum çünkü 2 de burada olsun. Burası için artı, eksi artı. Burası için artı çıkar. O zaman bu fonksiyonu artı çıkartırsam x kare eksi ax artı a eksi 1 olur. Buradaki türevi de 2x eksi a olur. Türevinde x yerine 2 yazarsam 4 eksi a'nın eksi 10 olması için a'nın da bu durumda 14 olması gerekir. E ben a'yı yani bunu birin gerisinde kabul ettim. Ben buraya nasıl 14 ve buraya 14 verirsen bu bir, sayı doğrusu burası. Yani burası eksi sonsuz, burası artı sonsuz. E bu nasıl birden küçük yerde 13 olacak? Bu da olamaz. O halde bunu sağlayan böyle bir a reel sayısı yoktur. Yani özellikle burada mutlak değeri iki durumda da inceliyorum. Bunu bir artı çıkartıyorum. Bir de eksi çıkartıyorum. Bunu artı çıkartıp o bir türevini alıyorum. 2x eksi a oluyor türevi. 2x eksi a. Türevinde x yerine 2 yazıyorum. 4 eksi a. Bunu eksi 10'a eşitliyorum. A'nın buradan ne olması gerekiyor? Bu durumda 14 olması gerekiyor. Bakıyorum gerçekten a yerine 14 yazdığımda 2 için bu artı çıkar mı? Bunu bir inceliyorum. Burada x yerine a yazar, o a yerine 14 yazarsam fx'i x kare, bak a yerine 14 yazdım, eksi 14 x artı 13 çıktı. Bak x yerine 2 yazdığımda bu artı çıkmıyor. 4 eksi 28 artı 13, bak eksi çıkıyor. Ama ben ne kabul etmiştim? 2 için artı çıktığını kabul ettim. Bunu da artı aldım. Peki tersini yapalım x eşittir 2 için eksi çıksın. O halde bunun türevini eksi olarak alıyorum. O halde bunun türevini eksi olarak alırsam eksi 2x artı a olur. Türevinde x yerine 2 yazarsam eksi 4 artı a olur. Bunun eksi 10 olması için a'nın eksi, olması, eksi 6 olması lazım. Bu fonksiyonda x yerine eksi a yerine eksi 6 yazarsam artı 6x artı 5. E ve iki, o zaman x eşittir 2 için eksi çıkmıyor. Hani x eşittir 2 için eksi çıkıyordu? Yani x'i a'yı 14 ya 14 olacak ya eksi olacak. Eksi 6 olacak. 14 aldığında eksi çıkartama artı çıkartamazsın. Eksi 6 aldığında da artı çıkartamaz, Eksi çıkartamazsın. Dolayısıyla bunu sağlayan bir a reel sayı değeri yoktur. Sevgili çocuklar Karma test 15'in video soru çözümünde birlikteydik. Diğer karma test 16'nın video çözümlerinde görüşmek üzere başarılar.